Merhaba dostlar, yeni videoda tekrardan karşınızdayım. Videomuzun konusuna geçmeden önce tarayıcınızın arama motorunda Mutinaus 2 ve yazaraktan kanalıma erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımın ana sayfasında yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonu mevcut. Abonelik butona tıklayarak bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonu hizmetinize girmiştir. Katıl butonun ayrıcalıklarından faydalanmak istiyorsanız size uygun olan kutucu seçerekten ve tabii ki YouTube'nin güvenlik sisteminde dahil olan bu katıl butonu, kart bilgilerinizi girdikten sonra adınızı, soyadınızı ve adresinizi girip katıl butonun ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Videomuzun konusu elbette ki şarj kablolarımız, yani USB şarj kablolarımız. Tabii ki bu şu an ekranda görmüş olduğunuz TMC, yani TPC diye geçen şarj kablomuz. Bu kablolar arkadaşlar aslında orijinalleri dayanıklı olsa da orijinallerinin kısa olmasından dolayı bazen uzun kablolar satın alma ihtiyacında bulunuruz ve bu uzun kablolar maalesef uzun ömürlü değil arkadaşlar. Şimdi bunların bozulma olaylarını sizinle paylaşacağım. Yani genelde bu kablolar nasıl bozulur ve nereden bozulur? Aslında içinde kullanılan kablonun kalitesi çok önemli. Yani burada görmüş olduğumuz TMC kablomuzun USB hızlı şarj kablosu kısa bir süreliğine kullandım. 1,5 metre yaklaşık uzunluğunda ve birdenbire hızlı şarj etmemeye başladı ve bundan dolayı bunu açtım. Açarken de arkadaşlar bir maket bıçağı yardımıyla kendinizi yaralamadan şöyle bir maket bıçağı ve ayrıca sert bir zemine yerleştirip düzgün bir şekilde açarsanız şurada görmüş olduğunuz USB'nizin iç kısmına erişim sağlayabilirsiniz. Niçin buraya erişim sağlamanız gerekiyor diye soracak olursanız, normalde kaliteli de olsun kalitesiz de olsun arkadaşlar, USB yani şarj kablolarımız genelde şuradan bükülmeden dolayı buradan yırtılmalar olabiliyor, kablolarımız bozulabiliyor ve bozulduğu zaman tabii ki sizin burada parça parça birleştirmeniz neredeyse imkansız, çünkü şu bağlantı noktası izin vermeyecektir veyahut da izolasyonu sağlayamayacaksınız. Bundan dolayı komple açmanızda daha fayda olacağını düşünüyorum. Komple açtığınız zaman arkadaşlar karşınıza tabii ki içindeki plastik kaplamadan, firmadan farklılık gösterebilir. Gördüğünüz gibi. Dilerseniz tekrardan bunu üstüne bantla sarabilirsiniz. Veyahut da dilerseniz makaron kablo, yani daralabilen kablolar da kullanabilirsiniz. Veyahut da düzgün bir şekilde burayı yapıştırdığınız zaman çok fazla burayı temasını sağlamadan, birbirine temas etmemek şartıyla bir izolasyon bant da kullanabilirsiniz. Peki arkadaşlar, bu yırtılma dışında ne olabilir de bu kablolar bozulabilir? Yani şu an aslında bu görmüş olduğunuz TMC şarj kablo aslında sağlam ama hızlı şarj etmiyor ve içini dediğim gibi maket bıçağı yardımıyla açtığım zaman, hatta sizlere test edeyim sağlamlığını ve nerede arıza yaptığını sizlere göstermek istiyorum. Ölçü aletimizi arkadaşlar buzzer konumuna alıyoruz. Buzzer konumuna aldığımız zaman şu şekil kablolarımızın renklerine dikkat edecekseniz, şöyle sabitlemeye çalışayım. Kırmızı kablomuz arkadaşlar, firma normalde kırmızı genelde standart olarak artı olur. Şu ölçü aletimizin kameranın açısına yerleştirelim görebilmeniz için. Gerçi ses çalacak, herhangi bir ekran önemi olmayacaktır ama yeniden kameranın bakış açısında olsun. Kırmızı kablolarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi sağlam. Yani kırmızı kablomuz aslında enerji taşıyor. Ve siyah kablomuz da daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Firmalar standarda göre giderse siyah eksi kırmızı artı olur. Standart budur, yani prosedür budur. Tekrardan siyah kablomuzu da takip ediyoruz. Bu arada şu şekil. Siyah kablomuz da mı zarar görmüş? Siyah kablomuz sağlam da aslında ama şu an ötmüyor. Tekrardan bir ölçüm yapalım arkadaşlar.
Evet, siyah kablomuzda sıkıntı oluşmuş. Normalde siyah ve kırmızı sağlamdı. Uzun süre açtığım için aslında sizlere videoyu çekme fırsatım olmadı. Bugüne kısmet oldu. Şimdi beyaz kabloyu test ediyorum arkadaşlar. Şu şekil. Beyaz kablomuzda kırmızı kablonun yanında. Gördüğünüz gibi herhangi bir tepki vermiyor arkadaşlar. Beyaz ve siyah kablomuz şu an bozulmuş görünüyor. Yeşil kablomuzu test ediyorum. Yeşil kablomuzdan enerji geliyor. Yani burada aslında ilk açtığım zaman şu beyaz kablomuzdan akım geçmiyordu. Siyah ve kırmızı yeşilden akım geçiyor ama beyazda sorun vardı ve şu an tabii ki siyahta da sorun oluşmuş. Kablo dediğim gibi kalitesinden kaynaklanıyor. Yani kablonun herhangi bir yerinde yırtılma olmuş. Şuralarda bir yırtılma yok arkadaşlar. Bu sağlam. Aslında uzun ömürlü bir kablo olmamasından dolayı ben bunu komple değiştireceğim. Farklı bir kablo kullanacağım. Elinizde eski mouse'larınız varsa arkadaşlar, eski kullanmadığınız eski model mouse'larınız varsa onların kablosu kaliteli. Ben bu kabloyu kullanacağım. Yine 4 çıkışlı bir kablo. Renkleri farklı olsa da bir önemi yok. Ama şunu da dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bu kablolar her ne kadar uzun ömürlü olsa da maalesef lehimlemeye çok fazla dayanıklı değiller. Lehimlerken çok fazla kurcalamamanız, oynamamanız lazım. Yani şu kablo kadar kaliteli değil. Hemen kırılabiliyor lehim bağlantı noktası. Çünkü içinde kullanılan bakırdan çok çelik tarzı hemen kırılıp bükülebilen bir malzeme kullanılmış. Tabii ısıdan sonra. Isıdan önce aslında böyle bir sorun yok ama ısındıktan sonra bu kablo bu kadar özellikle bağlantı noktası eğilip bükülmeye gelmez. Yani elinizde eski bir mouse'unuz varsa kullanmadığınızın mouse'unuzun kablosunu kullanabilirsiniz. Tek fark nedir? Şuradaki uzun mesafe olduğu için paraziti önleyen bir manyetik alan yapıştırılmış. Bu olmayacaktır. Bu da çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar asıl dikkat etmeniz gereken aşamayı da sizinle paylaşayım. Sizler bu kabloyu değiştirmek istediğiniz zaman yani dikkat ederseniz tabii ki TMC kablolarda yani Türkçe okunuşu TPC kablolarda aslında dikkat ederseniz içeriden yani uç kısımlarında bir değişiklik yok. Standarttır. Yani sağını solunu tespit edemezsiniz. Şöyle baktığınız zaman. Ama şurada arkadaşlar şu şekil tuttuğumuz zaman tabii ki bu standardın dışına çıkamazsınız. Yani şu kırmızıyı şu siyahın yerine alamazsınız. Açtığınız gibi iç yapısına göre hareket etmeniz lazım. Örnek olarak şu kabloyu yapıştıracaksam şu kablonun yeşilini varsayalım ki veyahut da sarısını kırmızı yerine taktığım zaman diğer uçtaki sarıyı da yine aynı yere montaj etmem gerekiyor. Çünkü bu çıkışlar arkadaşlar her ne kadar burada eksi ve artı burada da eksi ve artı gelmek zorunda. Yerlerini değiştirdiğiniz zaman bu sefer şarj edeceğiniz cihaza zarar verirsiniz. Bunun önüne geçmek için tabii ki sıralamayı dikkat etmeniz lazım. Hatta satın almış olduğunuz üründe şöyle benimki gibi şansınız olabilir. Çünkü bazı TMC uçlarda şöyle lehimleme alanı olmayabilir. Yani orijinalini içine açmış değilim arkadaşlar. Olmayabilir diye tahmin ediyorum. Ama özellikle mikro USB'lerde bu şansınız var. Çok rahatlıkla lehim edebilirsiniz. Mesela örneğin şu an ben bu TMC kablomu lehimlemek için şu tabancadan faydalanamayacağım arkadaşlar. Lehim tabancasından faydalanamayacağım. Tabii ki şurada görmüş olduğunuz kalem uçlu lehim tabancamdan, havyamdan faydalanacağım. Burada lehimin ucunun kalınlığı önemli değil ama şurada mikro lehim yapacağınız için yani dikkat ederseniz çok ince bir yapıya sahip. Gerçi el becerinize bağlı. Yeniden burayı da lehimleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi kalem uç havyadan faydalanmanız daha iyi olacaktır. Ve hatta şurada bir şunu da fikir olarak paylaşabilirim. El becerinizin yani lehim elinizin altında lehim yoksa ve kablolarınızın bağlantıları sağlamsa arkadaşlar şuradan kesip yani izolasyonu sağlayacağınız şekilde kablolarda tabii ki yırtılma yoksa yine uçları dışarıdan yani kablo üzerinden bu kabloları yerinden sökmeden de birleştirebilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken işlem arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı
Mavilarımız sağ tarafta, siyahlarımız sol tarafta, yeşil ve beyaz tabii ki bunlar da beyaz burada hızlı şarjı destekliyor. Aynı zamanda arkadaşlar veri transferi için kullanılıyor. Kırmızı, siyah enerji anlamında kullanılıyorsa, TMC'de ise arkadaşlar yeşil beyaz hem enerji anlamında hem de, daha doğrusu sadece yeşil hem hızlı enerjiyi desteklemekte, pardon arkadaşlar düzelteyim biraz karıştı. Beyaz burada benim kendi TMC telefonum için söylüyorum. 18 wattlık bir şarj cihazıyla kullanıyorum. Hızlı şarjı desteklemekte çünkü beyaz kablom bozuktu ilk başta. Beyaz kablom bozuk olmasından dolayı ağır şarj ediyordu. Yani kablo sağlamdı ama hızlı şarj etmiyordu. Beyaz benim tahminlerime göre beyaz burada hızlı şarjı desteklemekte. Aynı zamanda beyaz ve yeşil tabii ki veriyi de taşımakta arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet dostlar, sürücü lisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Buradaki amacım belki de bildiğiniz bir bilgidir ama sonuçta gerçekten bu kablolar çok erken bozabiliyor ve ihtiyacımız olabiliyor. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Eski mouse'unuzun kablosunu telefonunuzun şarj kablosunda kullanabilirsiniz. Tabi bunun yapım aşamasında sizinle paylaşacağım ama şu anki bilgi bu kabloların nasıl açacağınızı ve nerede hatanın olabileceğini sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın dostlar. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. YouTube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinize girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın dostlar.